Selamlar. Buraya geldiğimden beri, Krakow'a geldiğimden beri arkadaşlar, size daha fazla şeyi gösterebilmek için, Krakow'daki hayatı gösterebilmek için sürekli video çekiyorum. Umarım hepsini izliyorsunuzdur ve beğeniyorsunuzdur. Yani benim için yorumlarınız ve etkileşimleriniz çok önemli. O yüzden şimdiden videoya başlamadan aşağıdan abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın ki hep birlikte büyüyelim ve daha çok kişiye ulaşalım, daha çok kişiye aslında yardımcı olalım. Yani benim bir nevi görevlerimden birisi de bu, yani kendime görev edinmiş gibi bir şey oldum bunu. Erasmus'taki Çek olanlara yardımcı olmak, onların bir gitmeden önceki bir danışanı, bir arkadaşı, bir kardeşi olmak aslında biraz da bu benim görevim gibi bir şey oldu şu anda. Bugünkü videomuzun konusu nedir? Krakow'da hayatı size daha fazla gösteriyorum demiştim ve bugünkü videomuzda Krakow'da gezilecek yerler. Krakow'da çok fazla gezilecek yer ve çok fazla yapılacak şey var arkadaşlar. Bunları böyle yavaş yavaş gezeceğiz. Siz de buraya eğer turistik amaçlı gelebilirsiniz. Mesela benim videolarımı izleyen arkadaşlarım sadece Krakow'da Erasmus yapmıyor. Varşova'da, Wrocław'da, Poznan'da farklı farklı şehirlerde Erasmus yapıyorlar. Onlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Hem gezmeye gelecek olanlar vardır. O yüzden fazla uzatmayayım. Krakow'da gezilecek yerler videomuz başlıyor. Śpiewajcie, pastuszkowie, klękajcie, a syn za nas się dobrodajcie. Jajołowie, śpiewajcie, pastuszkowie, klękajcie, a syn za nas się dobrodajcie. Fotoğraf çekimlerimiz devam ediyor Krakow meydanda. Krakow'da olduğumuzu gösteren St. Mary Bazilikası'nın önünde fotoğraflar geliyor arkadaşlar. Instagram'dan koydum. Onları da takip edin. Fotoğraflar gelecek. Tamam, kapı tabi sınavı. Tamamdır. Zorlu koşullarda çekim. Devam ediyoruz çekimlere. Arkadaşlar, ünlü St. Mary Bazilikası'nın içine girdik. Biraz önce fotoğraf çekildiğimiz yer. Burada sessiz olmak gerekiyor. Önceki videolardan da gösterdiğim Krakow'un meşhur Wawel Kalesi'ne geldik. Şöyle hava kararmaya başladı bu arada. Hemen saat detayını da ekleyelim. Yani gerçekten evet, saat detayını ekleyelim abi. Sen açıklamak ister misin? Yani saat mesela şu an 4 ama hava kararmaya başladı. Ya arkadaşlar, ben 2 saatlik uçuşta jet lag olayını yaşadık. Çünkü saat 4 civarında Praha'ya indiğimizde akşam 10 gibiydi. Saatler geçmesine rağmen saat 10 olmuyor. Yani bu birazcık üzücü, hani Avrupa'nın tamamında mı böyle bilmiyorum, Polonya mı böyle. Ama hani bu mevsimde gerçekten hava erken kararıyor ve biraz psikolojisi de bozuluyor insanın yani. Şey oluyorsun artık, hani saat mesela 7 ama gece gibi yani. Gece 10 gibi, 11 gibi oluyor. Bunu da aklınızda bulunsun ama bu güz döneminde gelecek arkadaşlar için geçerli. Bahar döneminde gelecekler için bir sorun yok. Şimdi kaleye giriş yapıyoruz. Tuğberk biraz donuyor şu an. O yüzden sizinle ilgilenemiyor. Size yorumlarda bulunamıyor maalesef. Benim mükemmel yorumlarımdan mahrum kalıyorsunuz. Mahrum kalıyorsunuz. Kendisi şu an ısınmakla uğraşıyor. Bakın ellerini falan nereye sokacağını bilemiyor şu an. Gezimiz devam ediyor. Arkadaşlar, kışın kesinlikle gelmemenizi öneririm. Yani bir insan evladı bu kışı atlatabilmesi için yani cidden Slav genlerine sahip olması lazım. Yani umarım bizi görebiliyorsunuzdur bu arada. Hafif karanlık oldu hava ama mümkünse bence bahar dönemini tercih edin ya. Erasmus gelecekler için zor yani, zor. Arkadaşlar, her şeyin çözümü basit. Öncelikle eldiveninizle telefonunuzu kullanabileceğiniz bir eldiven alın. Bak yani, çok mantıklı ha harbi. Elektroniklerle etkileşime girebilecek eldivenler satılıyor. Onlardan evet. Alırsanız eldivenizi çıkarmadan her türlü fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Termal tight'lar da var. Eğer isterseniz içinizde giyebilirsiniz. Kalenin içindeyiz yani, kalenin etrafındayız daha doğrusu. Kalenin içindeyiz.
Niye abi? İçeri girdik arkadaşlar, turma gibi. Bu Babel Kalesi de şey gibi düşünün, yani bizim işte padişahlar gibi, onların da krallarının vesaire yaşadıkları yer eskiden. Çok önemli bir kale. Şöyle bir sıkıntı var, biz tam Christmas döneminde geldiğimiz için çok fazla yer kapalı. Bazen restoran bulmakta, kafe bulmakta bile zorlandığımız oldu. O yüzden hani tam bu dönemde gelecekseniz bunu da göz önünde bulundurun bence. Buranın bir özelliği var, bakalım tahmin edebilecek misiniz? Yani şöyle dikkatli bakın etrafınıza, yukarılara bakın. Bir ipucu ya. Bir ipucu, ateş. Buradan lavlarla gelen... Hani aşk gelen anlamında mı? Aşk, lav, sevgililer geliyor buraya. Evet. Yani cariyelerini... Yok abi, söyleyeyim mi ne olduğunu? Söyle. Bak şu gösteriyorum size de arkadaşlar. Tam böyle köşelerde ve... Bak mesela şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Böyle birkaç tane şey var, ejderha var. Böyle ağzı açık, ağzını görebilirsiniz. O ejderhalar da işte Krakow'un ejderhasını temsil ediyor. Krakow'un şöyle ışığa geleyim ben. Meşhur ejderhasına geldik. Buna bu arada şey ne deniyordu ya? Ha, Smok. Smok Wawelski deniyor buna. Yani Smok sanırım ejderha demek. Wawelski de hani Wawel Kalesi. Smok. Belki Yüzüklerin Efendisi Smok da oradan geliyor olabilir. Ada. Bak bağlantıları kuruyorsun ya. Evet abi. Gerçekten. Arkadaşlar genel kültür Polonya'da çokça takdir edilen bir şey. O yüzden gelmeden önce birkaç sayfa genel kültür. Aynen. Zaten size ara ara ben vermeye çalışıyorum genel kültürü. Tam böyle nehrin yanında oluyor. Ejderha'da hani nerede diye falan arıyorsanız burada. Şimdi bekliyoruz ateş püskürmesini. Herkes onu bekliyor bak. Herkes şu anda video çekmek için ateş püskürmesini bekliyor. Oo püskürüyor. Bu kadar. Çekebildin mi? Yakaladık evet. Videoda da çıktı çok güzel. Evet arkadaşlar çok iyi oldu. Hem de çok beklememiş olduk. Direkt denk geldi şansımıza. Hadi dönelim. Hadi. Dönelim artık. Tuğbek dondu çünkü. Gir. Ha, maske mi? Pardon özür dilerim. Abi tekste ne yazıyorsa Allah o. Allah. Bak lütfen. Maskesiz gidiyordun ceza yiyordun. Abi ya bak ceza yeme kurumunda teksti bozuyorsun ama şu anda. Abi unutuyorum ben. Keriz 100 zlotisi. Caner benim hesabıma yatırdı. Burada heyecanla bekliyor şu anda. Acaba çekecek miyiz diye. Evet arkadaşlar. Al abi kendine bir kahve bir şey alırsın. Mutlu musun? Çok mutluyum al, arkadaşlar. Al fişini de al. Fişini de al. Güle güle kullan. Dur abi bir saniye parayı koyacağım. Bilemiyorum abi. Heyecan yaptı adam. Hayır abi zlotiler, dolarlar, eurolar hepsi iç içe. Abi zenginsin ya. Aynen. Adedi neden yazmıyor? Şu an bir adet alabiliyoruz ama. Neyle alacaksın? Parayla. Tamam direkt at parayı. Burası değil mi? Evet. 2 zloti mi attın? 5 zloti attım. Ha 5 zloti attın, geri verecek. Öğrendin mi Caner sistemi? Sistemi öğrendim ama çok çekiniyorum. Bakalım. Nasıl buldun sistemi? İstanbul'a göre saçma mı buluyorsun? Ya bir tık her bilet süreli, dakikası falan. Evet bakın arkamda şey var. Mary Bazilika'nın yanında ve İstanbul'dan İTÜ'den arkadaşım Filan'la burada buluştuk. Nereden nereye ya? Evet ya bak değil senin mi? Vloglarında çıkmayı falan düşünüyordum ama Krakow'da beklemiyordum. Ya seni de yavaş yavaş YouTuber yapacağız ya. Acele yok yavaş yavaş. Tamam. Ama burası tam doğru yer. Doğru mekan yani. Herhalde sen buraya gelmeden önce bir 3 ay önce falan görüşmüştük. Bebek'te görüştük Beşiktaş.
Vay be. Aynen. Beşiktaş'tan işte Krakow'a uzanan uzanan arkadaşlığımızla. Peki nasıl, mutlu musun burada? Ne kadar zamandır buradasın? 3 ay oldu mu? Üç tarafta içeride mi konuştuk acaba, bilmiyorum. Bence de öyle yapalım. Tamam, içeride konuşalım. 3 ay olmuş. İçeride soracağım. Çünkü dışarısı çok soğuk arkadaşlar. Yani donuyoruz. -8 falan. Yani Şilan alışkın bence. Alıştım ya. Dün Onur'a diyordum ki soğuk değil, ben yürüyüşe çıktım. Hakikaten ama başka yerleri falan gezmiş. Burası soğuk değil diyor. Kafayı yiyorum ben burada. Biraz önceki çektiğimiz kısımları çok beğenmedim. Dedim ki koyma onları. Bir şey de buradan falan. Işık çok iyi geliyor. Bak şu an güzel geliyor. Peki ben İstanbul'u özledin mi? Evet, özledim. Ama yani şöyle özledim. Arkadaşlarımı özledim. İTÜ'yü özledim. Öyle yani, özledim. Yani özlenir. Peki kaç tane ülke gezdin şimdiye kadar? 11-12 galiba. Çok iyi. Aynen ama yani, artacak, daha var. Biz sürekli konuşuyoruz Sinan'la. Hani ben mi daha çok gezdim, ama daha çok gezecek diye. O yarışa girdik böyle. Yani Sinan'la... Kim o? Arkadaşım mı? Hayır. Bize mi selam verdi? Videodan dolayı sana. Videodan bizi ünlü sandılar arkadaşlar. Selam verdiler buna. Peki ne diyelim mesela, Krakow'da Erasmus'u tavsiye ediyor musun? Kesinlikle ediyorum. Gerçekten ediyorum bu arada. Hatta şöyle diyebilirim, Erasmus olarak bence Frankfurt'ta Erasmus çok iyi, Krakow'da çok iyi. Bir de Budapest'te de bayağı iyiydi bu arada. Bir de Berlin diyeyim bari, ama Berlin'de kapatılıyor yani, gece falan pek yok. Underground var. Ben Almanya'yı sevmedim o yüzden. Bak işte Almanya, özellikle Almanya'yı söylüyor ki ben Almanya'ya gitmedim ya. Aynen, üzülme. Oradan bana hava atıyor şu anda. Hayır, açmasın. Ya burada rating yapıyorum burada. Tamam. Burada kızgın, şu an kavga etmemiz gerekiyor. Tamam. Sen sana soru soracaktım. Özledin mi ve kışın yazın farkı ne burada? Kışın gerçekten çok soğukmuş burası. Yani biz buraya geldiğimizden beri zaten sürekli söylüyorum. Ben en çok güldüm. Dün Onur'la konuştuk. Onur bana diyor ki hava 4'te kararıyor, psikolojim Evet. En çok buna güldüm. Aynen. O çok kötü ya. Sen nasıl alıştın ona? Alışabildin mi? Alıştım yani, tabii ki alıştım. İlk geldiğinde ama de böyle miydi? Yok, ilk geldiğinde böyle değildi. Bir süreden sonra böyle oldu ama ben de şok oldum. Arkadaşlarımı sinem çekiyorum, diyorum ki psikolojim bozuldu. Saat 4 ama sanırsın 9-10 geldi. Evet. Gerçekten garip. Ama demek ki bir süre yani insan her şeye alışıyor ya. Gün bayağı az. Yani erken kalkmanız lazım. Gün değerlendirmez. Ama ben burayı çok özlemişim. Diğer sorunu cevaplayayım. Gerçekten hani burada böyle gereksiz bir mutlu hissediyorum kendimi. Evet, yani. Öyle oluyor. Değişik, modun yükseliyor. Evet, değişik bir mutluluk var içinde. Hiçbir şey yapmasam bile burada mutluyum yani. Şu an bize bakıyor. Yani herkes bize bakıyor. Çaktırmadan bakıyorlar. Video çektiğiniz için değil mi? Aynen. Bunlar okay. Neye konuşuyor falan. Yine yeniden okuluma geldim. İlk videolardan birinde gelmiştim okuluma, hatırlarsanız. O anlara gidelim. Politeknika Krakowska. Ama hakikaten okul güzel gözüküyor bu arada. Yani tabii bir İTÜ değil. Bir Ayazlar kampüsü olmasa da buranın da bir havası var tabii. Evet, hatırladık. Muhtemelen kapalı da olabilir ama şöyle bir bahçesine falan bakarız. Hatta şurada da Samet'le bir videomuz var. Samet kırmızıda geçip geçmemek arasında çok kalıyor. Önünde iki tane seçenek var. Ya kırmızıda geçeceksin ya da düzgün bir çocuk olup burada bekleyeceksin. Hangisini tercih ediyorsun? Treni kaçırsam beklemeyi tercih. Vay be. Ya bu da çok uzun sürdü ya. Geçelim mi ya? Geçelim mi? Geçelim mi? Geçse geçeriz ya. Gel. Geçelim mi? Ha, geçiyoruz ha. Yine aynı şey oldu ya. Bu kırmızıda bir sıkıntı var bence. Okul değişmemiş. Aynen duruyor. Politeknika Krakowska. Im Tadeusza Kociuszki. Kapalı. Kapıda kilit varmış. Giremedik. Kapıya koyduğu kilide bak. Bahçe hortumu koymuş adam. Krakow ekiple yeniden bir aradayız. Onurcan da aramıza katıldı bugün. Sonunda. Herkes burada. Krakow gezilecek yerler listemizde. Sırada ne var? Jacques Jouvec Gölü'ne gidiyoruz şu anda. Bugün bir sevindirici bir olay oldu. Kardeşimizin valizi unutmuştu gelirken. Otobüste unutmuştu. Aldık böyle valizini. Değil mi? Çok zorlandın mı alırken? Çok zorlandım. Evet. Nasıl yaptın mesela? Diyelim birisi, şu an bu videoyu izleyen birisi mesela gelirken unuttu. Ne yapması gerekiyor? Önce bir forumda oturmaları lazım. Bagajın kendi özelliklerini yazmaları lazım. Senin de ben de işaret dinle çeviriyor. YouTube kanalında.
Canan şeyi destek olarak has özellikleri yazmanız lazım öncelikle. Bagajın üzerinde bir çizik falan varsa onu yazmanız lazım. Aynı zamanda bagajın da resmini göndermeniz lazım. Bagajın resmini göndermezseniz iş çok uzuyor. Haberiniz olsun. Sen kaç günde bu sıra eline geçti? Ben tatil günleri olduğu için 2 gün iş yapmadılar muhtemelen. İş günlerinde de 2 gün falan sürüyor maksimum. Yani ne demek istiyorsun buradan, yetkililer yatıyorlar mı? Yetkililer yatıyor aynen. Tamam. Ama böyle olmalı zaten. Tatil günleri tatil içindir. Çalışmayalım doğru, lütfen. Doğru, kesinlikle. Zaten Caner de aynı şeyi söylemişti yani. Evet burada... arkadaşlar, yani her zaman aynı düşünceye Caner olmuş. aynı düşünceyi paylaşıyorum arkadaşlar. Tatil günleri herkes için tatil olmalı. Kimse çalışmamalı. Ya gerçekten bu arada bak bir şey söyleyeyim mi? Kaç tane video çekiyorduk şimdiye kadar? Belki daha önceden paylaştığımız videolar da olabilir Krakow'da. Onlara şuradan ulaşabilirsiniz. Caner gerçekten videoların bence enerjisini çok yükseltti ya. Esprileriyle. Teşekkür ederim. Hani Tuğberk de... Yok, Tuğberk hani genelde üşüdüğü için falan çok konuşamıyor fazla. Abi biraz sessiz atacaklar dışarı, haberin olsun. Bir şey olmaz abi, bir şey olmaz. Şakası yok, atacaklar bir şey dışarı. Olmaz. Seni çok bulamıyoruz, seni yakalamışken bir şey sormak istiyorum. Hani Almanya'da Erasmus yaptın ya. Evet. Burayı da bayağı gördün, buraya da hakimsin. Almanya mı, Polonya mı? Ya neye göre? Yani mesela... Ucuzlarca burası daha iyi. Gezme açısından mesela, çok her yeri gezmek isteyen biri için. Bence Almanya. Çünkü neden? Çünkü daha fazla hibe örüyorlar. Evet. Almanya'da daha ekonomik bir hayat yaşayabilirsin hani. Yetiyor yani, mu hibe? Hibe yetiyor, artıyor. Artıyor da yani ekonomik bir hayat yaşarsan daha çok para artar Almanya'da. Tutumlu davranırsan... Aynen. Buradan daha fazla para biriktirebilirsin. O zaman Almanya'yı tavsiye ediyor. Ama o eğlence için burası da. Yani eğlence için evet. Eğlence için... Adresimiz... Dovizenya. Dovizenya değil, Nazdrovya. Nazdrovya, Krakow. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Süper. Öpüyoruz. Hava kararırken Polonya'nın ıssız ormanlarına getiriyorum ekibi. Göle geldik ama kimse yok. Arkadaşlar hafif de sis var. Tam şu an oyunda gibiyiz ya. Abi şakasız harbiden Deer Hunter gibi. Böyle elimizde ok yay falan olsa böyle. Minecraft şey modu gibi ya. Survival mod gibi şu an. Şunu söyleyeyim, normalde tavsiye ederim burayı görmenizi de kışın gelmeyin ya, gerek yok yani. Biz tek kişi değiliz Allah'ın, 3 kişiyiz ama insan korkar yani buraya gelmeye. Mesela buraya yazın girenler falan bile oluyor göle ya. Şeyi çok güzel yani, gölün doğası. Yazın mesela manzarayı izleyip piknik yapmaya bile gelebilirsiniz arkadaşlarınızla falan. Korku evi gibi olur. Ondan sonra gerilim sevenler olur. Hani Kadıköy'de varsa... boşuna para vermeyin yok şeylere. Aynen aynen öyle. Kişi başı 50-100 lira veriyorsunuz arkadaşlar. Burada hazırı var ya, doğal. Aynen doğal abi. Doğal korku evi. Beni çok göremiyorsunuz ama Jacques Jovek gezimizin sonuna geldik. Şöyle fotoğraflar çekildik, koydum buraya. Böyle bu tarz flaşlı fotoğraflar çekildi, güzeldi. Evet, Krakus Mound'a geldik. Karanlık, çok bir şey gözükmüyor şu anda ama şehri böyle en tepeden görüyoruz. Hastalandın mı canım? Oy. Abi şimdi sen kaç yaşındasın? Kataşın bak. Ne sana güzel. Şunu da bana ver. Ya ben tutarım böyle ya. İyi tamam. Yani gündüz gerçek daha iyiydi de işte hep videoda söylediğimiz gibi çok erken güneş batıyor. Ama yine de görmeye değer. Tepede bir kişi falan var, o yüzden ben biraz tırstım yani tepeye çıkmaya, benim bir tarafım yemedi açıkçası. Bir bilgi şelalesi. Krakow'da gezilecek yerler arasında Old Town'a girmeden önce bir kale var. Bunun adı da Barbakan oluyor. Ve şunu daha önce anlatmıştım, Florian's Gate. Bu kapıyı korumak için savaş döneminde inşa edilmiş. Neye gülüyorsun? Bak burası da Plenty Park oluyor. Burası böyle Plenty komple, buradan buraya kadar. Burada da böyle şey yapabiliyorsunuz, yürüyüş, bisiklet, takılabiliyorsunuz. Hemen bu kapının yanında kalıyor. Thank you.
Polonya'da gezecek yerlerin yeni rotası Auschwitz-Birkenau kampına geldik. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi toplama kamplarından biri. Yaklaşık 1.3 milyon kişiyi buraya getirmişler. Farklı milletlerden ama çoğu Yahudi olan. 1.1 milyonunu da burada öldürmüşler. Onları hem zorla çalıştırmışlar, cesetleri yakmaya zorlamışlar. Daha sonra da gazla öldürmüşler. Biz de oradayız. Böyle değişik bir havası var şu anda. Gezmeye başladık. Girişte de kapıda gördüğünüz şey yazıyordu. Arbeit macht frei yazıyordu. Yani çalışmak insanı özgürleştirir. Yani insanları bu şekilde kandırmışlar aslında bence. Burada bir sürü gaz odaları, koğuşlar, farklı binalar var. Onları teker teker gezeceğiz. Ama şöyle söyleyeyim, bileti bence erkenden almanız gerekiyor. Çünkü biz İngilizce alamadık. Rusça aldık bileti. Şöyle üstümde şey var. Rusça olduğunu gösteren. Bir de böyle kulaklık veriyorlar size. Ama şu an kulak Rusça yani. Bakın. O yüzden bence bileti hani 1-2 hafta önceden alın ki İngilizce bulabilin yani rehberi. Evet, müzeden çıktık. Gerçekten çok etkileyici bir müzeydi. Biraz hani ben şu ana kadar gelen insanlardan duyduğum kadarıyla hep kasvetli bir havası var deniyordu. Doğruymuş, kasvetli bir havası var. Ama hani buralara geldiyseniz yani bence mutlaka görmeniz gereken bir yer. Polonya'nın hangi şehrinde olursanız olun buraya gelip görmeye çalışın bence. Bu arada fiyatlar da 75 zloty verdi kişi başı. Müzenin bilet fiyatı. Buraya gelmek için de gidiş dönüş Krakow'dan 25 zloty verdi kişi başı işte. Toplam 100 zlotyye geldi. Yani müzenin içinde de hani bu insanların, bu esirlerin zorla tutulduğu, çalıştırıldığı, hatta üzerinde deneyler yapıldığı odalar, suçların hani kanıtı olan malzemeler, materyaller falan vardı. Onları da size biraz göstermeye çalıştım aslında video boyunca. Gas chamber dediği o işte mahzen tarzı yerlerde, o gazla öldürüldükleri yerler. Bunlar çok ilginçti. Hani özellikle kadınların saçlarını toplayıp onlardan kıyafet yapmışlar. İnsanları aç bırakmışlar, hastalıklarını tedavi etmemişler. Hatta öyle ki yere dökülen çorbayı toplayıp içmeye çalışıyorlar falan. O tarz fotoğraflar vardı. Hani fotoğrafların olması da bence işin gerçekliğini artırıyordu. Benim yorumlarım bu şekilde. Kısacası mutlaka gelip görmeniz gereken bir müze diyebiliriz.